Selam. Begüm selam. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Pardon. Nasıl geçti haftan? Güzel geçti. Bildiğiniz üzere matikeye başladım ve gerçekten Evet. şunu fark ettim ki matikeye çalışmak, mat 1'e çalışmaktan çok daha zevkli. Yani bana Çok daha keyifli. tamam. Herkes böyle demek ki çok iyi o zaman. Çünkü bilmiyorum mat 1 çok sıkıcı geliyordu yani hiç zevk almıyordum. Ama şimdi mat 2'ye başladım. Belki yeni başladığım için de olabilir bilmiyorum ama bayağı zevkli geliyor. Bayağı şu anda güzel gidiyor yani. Mert Hoca'nın kitabını ilerliyorum zaten. O da internet baş vermiştim. O da geldi. Çarpanları ayırmayı bu sabah erken kalkmıştım. Çarpanları ayırma videolarını bitirdim. Tam az önce seninle konuşmadan önce bitirdim. Tamam. Daha sonra ama 3-4-5'te soru bankasına karmaşık sayıları da almış. Karmaşık sayılar videosu izleyeyim diye düşündüm. Çünkü ikisini aynı Evet. anda anlatmamıştı. Onun haricinde Mat 2 dışında yeni gelişen bir şey yok zaten. Diğerleri normal. Her zaman olan şeyler. Tamamdır, süper. O zaman yine ekran paylaşayım, sonra daha detaylı konuşalım. Mat 2 için artık Mert Hoca'nın kampından ilerliyoruz. Mat 1 için Eyüp Bey'e devam ediyoruz. Zaten onda bir değişiklik yok. Zaman geçtikçe bu arada gerçekten Mat 2'den o kadar fazla keyif almaya başlayacaksın. Yani Mat 1 denemesi ya da Mat 2 denemesi mi çözsen falan olacaksın. Çünkü Mat 2 hani birazcık daha şey, öğreniyorsun bilgiyi. Bilgi kısmı böyle kısa. Hani bir yorum yapmam çok fazla gerekmiyor. Yine yeni nesil tarzlarda tabii ki var gerekiyor ama daha böyle tak tak işlemle gidiyor, öğreniliyor, oluyor. O yüzden Mat 2 bence de benim için çok daha keyifliydi. Özellikle işte bu LTI kısmına gelince işte trigonometri çözmek falan benim için çok daha keyifliydi. Böyle tam müziğini tak çözdük konulardı. Muhtemelen senin için de öyle olacak. Çünkü Mat 1'de biraz daha böyle işte şekil, bulmaca gibi, puzzle gibi sorular falan beni sıkıyordu birazcık. Hani böyle hem paragraf çözüyormuşsun hem de matematik çözüyormuşsun hissi verdiği için birazcık sıkıcı oluyordu. Ama Mat 2 öyle değil. Bence senin için de daha keyifli olacak yani ilerledikçe de. Şu anda gayet güzel gidiyor, o yüzden mutluyum yani. Çünkü Batı 2'den biraz gözüm korkuyordu çok azıcık. Ama şu anda iyi bu konuda yani. İyi gideceğine eminim ya. Bir süre sonra dediğim gibi hani mat 1'i bırakıp mat 2 çalışmak isteyeceksin sürekli. İnşallah o Evet. zamanlara da geliriz. O zaman ekran paylaşıyorum. Açık şu anda paylaşabilirsin. Aynen. Tamamdır. Ben şey yaptım bu arada. Programın pazar ve pazartesi gününü aynı şekilde yapıştırdım. Tamam. Tekrar cumartesiye sabitleyebilelim diye. Tamam. Yine aynı şekilde salıdan başlıyoruz ama aslında pazardan başlıyoruz. Tamam. Okey. Tamam. Sanırım burada zaten güncelleyeceğimiz bir şey yok. Paragraflarımız aynı. Mat 1 çalışması aynı. Devam ediyoruz. Sadece pazartesiye bir mat 2 daha bence ekleyebiliriz artık. Bence Bir tık daha yoğun olur ama olsun. Güzel olur. Tamamdır. Salıdan yine aynı şekilde paragraf ve mat 1 rutinlerimizi bir yazalım. Onlarda zaten bir değişiklik yok. evet. Bu arada mat 1'de ne yapabildin? Nereye kadar gelebildin? Mat 1'de oran orantı kısmını halledip şu anda testlerini çözmeye çalışıyorum. İnşallah Tamam. problemlere geçeceğim bu hafta. Tamam, süper. Problemlere geçince bir de problem rutini artık koyarız. Muhtemelen hani bir tık ilerledikten sonra paragrafla problemi artık sabahları beraber aradan çıkarırsın. Bakalım. Dil bilgisinde nereye kadar gelebildik, ne yaptık? Dil bilgisinde isim kısmını işliyorum şu anda Kadir Hoca ile birlikte. Testlerini de çözdüm. Bugün çalıştım bilgisi kısmını da. Güzel gidiyor yani. Tamam. İsim kısmını halletmiş gibiyim ama biraz daha test çözmem gerekiyor tabii. İsim tamlamaları geçebildim. Sadece isim demeyiz. Sadece isimdeyiz. Tamam. O zaman bu hafta muhtemelen tamlamaları da geçeriz. İsim ve Aynen. tamlamalar yazayım ben. Tamamdır. İkisini beraber hallederiz. Eğer zamanın kalırsa bence sıfata da böyle bir ufak başlamış oluruz. Tamam, okey. Sıfata da başlayalım. Onun dışında geometride bu hafta ne yaptın? Geometri yazmıyorduk bu arada. Ben direkt alıp yazdım. Geometride şu anda hoca ile birlikte ilerlediğim için orada özel üçgenleri hallettik. Doğru açılar ödevim vardı zaten. Onları hallettim. Onları çözdüm. Şimdi özel Tamam. üçgenleri işledik ve Tamam. bayağı hani ödevim var yine bir sürü. O yüzden özel üçgenli ödevimi yapacağım. Ayrıyeten de Tamam. Cuma günü de benzerliği işleyeceğiz. Tamam, süper. O zaman
Benzerlik muhtemelen bir tık daha fazla oyalanırsın Evet. diğerlerine oranla. O bir tık daha oyalayıcı olur. Sonra işte üçgende alan falan hallettikten sonra zaten dörtgenlere geçeceğiz. Dörtgenlere geçince de şeyi fark edeceksin. Aslında dörtgenlere geçmemişsin. Yani birleşmiş üçgenlere geçmişsin. Çünkü her yerde üçgen kullanarak soru çözüyor olacağız. Hala üçgende öğrendiğimiz kuralları kullanıyor olacağız. O yüzden üçgeni ne kadar sağlam öğrenebiliyorsan, ne kadar sağlam tutabiliyorsan o kadar iyi. Biliyorum. Hiç dörtgenlere geçme kısmına geçmemiştim hayatım boyunca. Sadece üçgenler çalıştığım için ya da çalışmaya çalıştığım için. Ama şimdi daha sağlam ve daha böyle temelden alarak ilerlediğim için daha iyi gidiyor gibi hissediyorum en azından şu anda. Ya dörtgenlerde biraz şey hani gerçekten üçgenleri iyi bilen birinin çok kolay hallettiği ama üçgen bilmeyen birinin de asla anlamadığı böyle çok karışık bulduğu bir konu ki benim geometrim çok iyi değildi. Üçgenlerim çok sağlam değildi. İşte hep böyle çalışmayı erteliyordum ben de. Ama üçgenlerin sağlam olunca dörtgenlere geçince de şeyi fark ediyorsun hani. Dörtgen bilgisi çok çok az. Hani 2-3 tane belki sadece toplamda kural var. Onun dışında hep üçgenlerde öğrendiğin şeyleri kullanıyorsun. İşte bir dörtgeni üçgenlere bölüyorsun. İşte üçgene tamamlıyorsun şekli falan olarak çözüyorsun bütün soruları. O yüzden ne kadar iyi üçgen biliyorsak o kadar iyi dörtgen de yapıyoruz. Oraya geçebilirsek inşallah. Bir de ben şey düşündüm. Bu hafta bizim 6. haftamız. Haftaya haftanın 2 gününe edebiyat veya tarih koyabiliriz. Hani böyle seni çok zorlamayacak 2 gününe böyle ufaktan bir başlayabiliriz diye düşündüm. Ay 2 değil. 6. Bu da şey olarak şimdi dil bilgisinde biz sözcükte yapıyı hallettikten sonra edebiyatta şiir bilgisine başlarsak hemen arkasına çok daha verim alırız. Çünkü işte ek kök yapısı, ek kök ayırmayı öğrenince bu redif kafiye ayırmalarını yapmak da çok daha kolay olur. O yüzden direkt böyle o konunun üstüne edebiyatta şiir bilgisiyle girersek bence edebiyat için daha iyi olur. O yüzden edebiyatı yine 1-2 hafta daha bekletebiliriz. Ama mesela haftaya 2 gün tarih koyabiliriz. Hani biraz başlamış olmak için. Hani hiç yapmıyoruz değil. Böyle bütün zamanımızı ona da ayırıyoruz değil. Ama ufaktan bir tarih notu alıyoruz. Hani bakıyoruz, dersi tanıyoruz gibi olabilir diye düşündüm. Ama senin ne istediğin de önemli tabii. Ya bana tarih ve edebiyatı yazdığın zaman benim için hiç sıkıntı yok. Çünkü ben ikisini de çok seviyorum. Hem tarih hem edebiyat. Tamam. O yüzden yazarsan gayet keyifle çalışırım yani. Benim için bir sıkıntı yok. Tamam. O zaman haftadan itibaren böyle ufaktan bir ekleyelim. Hani bu dersler de var. Bu dersler de bizimle. AYT'de de çalışıyoruz artık böyle. Tam olarak AYT kafasına da birazcık girmiş oluruz. Çünkü mat 1'de ilerliyoruz. Hani bir sorun yok. Anlıyoruz böyle. Çok ağlaya ağlaya çalışmıyoruz. Geometriyi bir yerde hallettik. Artık barıştık bu dersle. Yani o yüzden AYT'ye artık bence girebiliriz. Hem de çalışma saatlerimizi böyle birazcık arttırmak için ders arttırmış olursak daha iyi olur. Çünkü hani mesela matematikte 2 saatlik bir çalışmayı oturttuk artık. O 2 saatlik matematik çalışmasını 3'e çıkarmak bir tık zor olur. Böyle yorucu, sıkıcı olur. Ama yeni bir ders ekleyince bir tık daha kolay olur. Hani 2 saat matematik yanına da yarım saat tarih gibi olunca bir tık daha kolay olur. Doğru, evet. Tamam. Ekleyebiliriz, gayet Tamamdır. olur. Tamamdır. Şimdi sanırım bir şey eklemeyi unutmadık ders olarak. Sadece kimyadan ne yaptık ve neye devam ediyoruz bir onu konuşalım. Kimyada periyodik sistemi iyi bir şekilde hallettim ve testlerini çözdüm. Artık o kısımla Tamam. alakalı da hani bir şeyimiz kalmadı. Etkileşimler Tamam. vardı bir de. Orayı da artık izledim, notlarını çıkardım tamamıyla. Ama testini biraz böyle şeyim. Yani hani çözüyorum ama hani Tamam. birazcık zor gibi azıcık. O yüzden ondan birazcık daha test çözmem gerekebilir. Tamamdır. Konusuna nereden çalışmıştın? Benim hocamdan çalıştım, Görkem hocadan. Tamam. Şey de yapabilirsin. Benim hocam da var mıydı bilmiyorum. Soru çözüm videosu mutlaka izlemeli kimyasal türler arası etkileşimlerde. Çünkü soru çeşitleri böyle kalıpları birbirine benziyor. Böyle soruya nasıl yaklaşacağını görmüş olursun. Bu hafta mesela zorlandığını hissedersen soru çözdün. Hemen kapatıp birkaç tane soru çözüm videosu izlersen daha iyi olur böyle. Hem de soruları tanımış olursun. Ha, tamam bu böyleymiş. Bunu izlemiştim zaten. Farkındalığı böyle birazcık gelmiş olur. Tamam, okey. Öyle yaparım ben de. O zaman bu hafta kimyasal türler arası etkileşimlere bakıyoruz. Bir de maddenin hallerine belki geçebiliriz. Hani bir başlayabiliriz. Tamam, okey. İnşallah. Tamam.
Kimyayı bir güne daha koyalım bence. Bence de. Evet. Tamam. Şimdi bir tık daha rahat olur. Bir de buraya yazalım. Matiki de zaten kamptan devam ediyoruz. Sanırım başka ekleyeceğimiz dersle ilgili bir şey yok. Bence bayağı Matbir de yoğun kamptan yoğun devam ediyor. oldu. Evet, güzel oldu. Artık böyle yavaştan hani şeyimiz oturdu. Ders çalışma alışkanlığımız oturdu. Artık hani her şekilde çalışıyoruz. Sadece bunu biraz artırma aşamasına girdik böyle. Bence gayet güzel ilerliyorsun. Böyle tam bir şey. Böyle çıtırdan başlayıp sonra yavaş yavaş artırarak gidiyorsun. Aşırı düzenli gidiyor ve çok hoşuma gidiyor benim de böyle olması. Böyle yavaş yavaş artıra ilerliyoruz. Hiçbir şey böyle bizi zorlamıyor ya da ne bileyim zaman sıkıntımız olmuyor. Böyle olması en gerçekten çalışması keyifli şekil bence. Çünkü hem böyle stresin tabii ki var yani sınavdan dolayı tabii ki olacak. Ama işte yetişir mi böyle olur mu sıkıntısı olmaması güzel bir şey. Her şeyi böyle düzenli bir şekilde ilerletiyoruz. Bence çok güzel gidiyorsun. Bence de. Yani ben de kendimde bunu gördüğüm için bana da hani şey oluyor, motive oluyor. Ders çalışma olarak da normal olarak hani görüyorsun. Yapabiliyorum ya, hani bir şeyler oluyor, ilerliyor falan. Bunu görebilmek insanı mutlu ediyor. Ama programlarda yani çok güzel hazırlıyorsun. O yüzden yani bu kadar düzenli Ay, teşekkür ederim. olmasının yarısından daha fazlasının sebebi sensin yani sen. Ya ben program hazırlıyorum. Bu arada hani kendi çalıştığım dönemde de program hazırlıyordum mesela kendime. Ama uyumak çok daha büyük bir bence sorun. Çünkü hazırlayıp yapmadığım, uyamadığım bir sürü program biliyorum. O yüzden hani ben buraya dünyanın en verimli böyle programını bile yapsam, eğer sen uymuyorsan, çözmüyorsan çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden aslında %90'ı senin olmuş oluyor çalışmanın. Hani yoksa sen de hani biliyorsun ne çalışman gerektiğini, işte paragraf çözmen gerektiğini biliyorsun, matematik çalışman gerektiğini biliyorsun. Hani ben sadece birazcık şey yapmış gibi oluyorum sana. Her hafta böyle konuştuğun, seni böyle yönlendiren bir arkadaşın gibi olmuş oluyorum. Evet. Aslında hani o kadar büyük bir rolüm de yok ama biraz koçunu nasıl kullandığın da önemli bir şey bence. Hani sağlıklı iletişim kurmak ve işte programı böyle sürekli konuşarak etkileşim halinde yapmak önemli bir şey. Ve onu sağlayabildiğimiz için böyle enerjimiz birazcık tuttuğu için bence verimli gidiyor. Evet, bu çok önemli bir şey. Bence kişilik özelliği olarak zaten biraz benziyoruz. Yani ben en azından benzetiyorum. Umarım sen de derece yaparsın. Çok mutlu olurum. Gerçekten çok güzel olur. Umarım. Bakacağız, göreceğiz. Tamamdır. O zaman programla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten gayet güzel oldu. Onun dışında bana sormak, konuşmak istediğin herhangi bir şey var mı? Yok, gayet güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım bu hafta da inşallah Rica ederim. iyi geçer. İnşallah. O zaman iyi çalışmalar. Görüşürüz. Yine zaten hafta içi de konuşmaya devam ederiz zaten. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Teşekkürler.